Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bu arka arkaya çekeceğim 3. video olduğu için bir miktar yoruldum. Eğer arada bir yanlış şeyler söylersem lütfen kusura bakmayın. Şimdi ben bir süre önce ehliyet alma sürecimi en başından ta kayıt sürecinden en son ehliyet elime alana kadar olan süreçte neler yaşadığımla alakalı bir video çekmiştim. O videoyu da bayağı kişi izledi ve birçok yorum geldi. Tabii ki ben her şeye değinmeye çalıştım ama arada onların dikkatini çekmeyen yani gözlerinden kaçan şeyler ya da benim değinemediğim bazı kısımlar olmuş ve bana yorumlarda en çok gelen soruları ben derledim. Şimdi ehliyet alma süreciyle alakalı en çok sorulan sorularla ilgili kısa bir soru cevap videosu yapmak istiyorum. Sizlere faydalı olabilmesi açısından. Birkaç tane soruyu söyleyeyim, nelerden bahsedeceğim de ortalama anlamış olursunuz bu şekilde. İşte toplam kaç ay sürdüğünü genelde sormuşsunuz baştan sona kadar. Ondan sonra toplam ne kadar para gittiğini sormuşsunuz. 18 olmadan başvuru yapabilir miyim? İşte dosyam ne zaman verilir? Bu şeyle alakalı bir bildiğiniz uygulamalar var mı? İşte çıkmış sorularla alakalı. Ondan sonra sınavı geçince hemen haç parasını ödemek zorunda mıyız? Parayı ne zaman yatırmak zorundayız? Ondan sonra daha önce ben hiç araba kullanmadım. Bu süreçte öğrenebilir miyim? Harcı nereden yatırabilirim? Bankaya mı gitmeliyim? ATM'ye mi gitmeliyim? Direksiyon sınavını geçtikten sonra işte nereden randevu alacağım? Ondan sonra derslere girmesem olur mu? Gibi bazı temel sorulardan bahsedeceğim. Bunlarla ilgili bunları öğrenmek istiyorsanız videoyu izlemenizi tavsiye ediyorum. Onun dışında yine burada cevaplayamadığım ve öğrenmek istediğiniz şeyler olursa yorumlarda da yazabilirsiniz. Bana Instagram'dan ulaşıp oradan da sorabilirsiniz. Daha fazla uzatmadan hemen videoya geçiyorum. Toplam ne kadar sürdüğünü sormuşsunuz. Duruma göre 2 ay ve 3 ay arasında bir süreç oluyor. İşte bazılarının 1 ay süren bir ders durumu oluyor. Daha sonra işte kurs sizin için o geçenler için tarih alıyor, sınava giriyorsunuz. Daha sonra bu sınavdan geçenler için yine kurs direksiyon sınavı için tarih alıyor. Bu aralarda boşluklar olursa süreç biraz daha uzuyor. Ama hemen bittikten sonra bu randevular alınırsa, kurs hallederse daha kısa sürebiliyor. Ya da bazıları dersleri çok daha yoğun yapıyorlar. İşte bir haftaya sıkıştırıyorlar. Mesela sabahtan akşama kadar derslere gidiyorsunuz. Bu süreç kısalabiliyor ama ortalama 2 ay ile 3 ay arasında sürüyor değişmekle birlikte. Soruların test mi olduğunu sormuşsunuz. Bir e-sınav merkezi var ve burada bilgisayarlar aracılığıyla siz o soruları cevaplıyorsunuz ve soruların hepsi evet test. Ve puanınızın kaç olduğunu da anında öğreniyorsunuz. Bir sınavınız bittikten sonra daha kapıdan çıkmadan önce bu ATM'lerde, pardon, bankalarda sıra numarası almak için kullanılan gibi bir sistem var. Oraya TC numaranızı giriyorsunuz ve size hemen böyle fiş verir gibi kaç puan aldığınızı söyle. Ben 92 almıştım, yanlış hatırlamıyorsam, ya da 90 küsür bir şey almıştım. Ondan eminim, 94 de olabilir. Ve kaçtı? Yanlış hatırlamıyorsam 70 üzeri aldığınızda mı ne geçiyordunuz? Onu tekrar bir bakarım. Onu tam şu an hatırlamıyorum, üzerinden belli bir süre geçtiği için. Bunları evet şey yaptık. Toplam kaç para tuttuğunu söylemişsiniz. Şu an toplam olarak 3000 lira olarak tutuyor. Bunun yaklaşık 1700 TL gibi bir tutarını siz kursa ödüyorsunuz. Daha sonra sınava gireceğiniz zaman yine bir 100 lira ödüyorsunuz. Bir de direksiyon sınavına gireceğiniz zaman 100 lira ödüyordunuz yanlış hatırlamıyorsam. Bunları taksit olarak da yaptırabilirsiniz. Bunları kursla görüşmeniz gerekiyor ve bu fiyatlar genel olarak değişmiyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenen fiyatlar ama tanıdığınız varsa bazı indirimler yapabilirler. Onlar ayrı mesele. Bunları yatırdıktan sonra en son bütün işlemler bittikten sonra, bunları da arka arkaya cevaplamış olayım. Bütün işlemler bittikten sonra ehliyeti çıkarmak için o zamanlar 800 liraydı. Şu an tam olarak ne kadar oldu bilmiyorum. 1000 liraya falan çıkmış olabilir. Dediğim gibi ortalama 3000 lirayı geçmiyor diye biliyorum şu an. Yine bir 800-850-900 civarında bir ehliyeti çıkartmak için para yatırıyorsunuz. Ve bunu hemen anında yatırmak zorunda değilsiniz. Mesela ben bütün işte direksiyon sınavından falan her şeyden geçtim. Daha sonra bir 4-5 ay mı 6 ay mı falan bir bekledim. Daha sonra bu parayı yatırıp ehliyetimi çıkarttırdım. Yani o süreçte eğer ehliyet acil almanız gerekmiyorsa ve o an hani o parayı ayarlayamadıysanız yani bekleyebilirsiniz. Onun bir süresi var, yani hemen anında almak zorunda değilsiniz.
Ondan sonra hemen o şeyden de bahsedeyim. Harç nereden yatırılır? Bunu ATM'den yatırıyorsunuz. Anlaşmalı bankalarda, işte Ziraat vardı, Halk Bankası falan vardı yanlış hatırlamıyorsam. Bunu internetten bakarsınız. Birkaç tane anlaşmalı banka var. Oradan hemen 2 dakikada yatırıyorsunuz. Parayı yatırdıktan sonra nüfus müdürlüğünden randevu almanız gerekiyor. İşte birkaç tane daha belge gerekiyor. O belgelerle birlikte nüfus müdürlüğüne gidiyorsunuz. İşlemlerinizi hallediyorsunuz. Birkaç gün içerisinde ehliyet adresinize teslim ediliyor. Size ehliyeti gönderiyorlar. O işlem bayağı kısa. Onda pek bir problem yok. Ama şey randevu almak için belki o ara yoğunluk olabilir. Hemen randevuyu vermeyebilirler. Birkaç hafta sonrasında atabilirler. Onu bilemem. Dosyanızın ne zaman verileceğini sormuşsunuz. Bu dosya şey... direksiyon sınavını geçtikten sonra size bir dosya veriliyor. Onunla kalan işlemleri hallediyorsunuz. Şimdi nüfus müdürlüğüne veriyorsunuz. Bu çok hazırlanması zor bir şey değil ama hemen o gün gidip veremezler. Birkaç gün içerisinde verebilecekleri bir şey. Yoğun bir hazırlanma şeyi yok yani. Bunu yine size direksiyon dersini veren hocayla konuşursunuz. O zaman geleyim alayım diye ama şey değil yani çok öyle bekletilen bir şey değil. Bir iki gün içerisinde müsait olduğunuzda alabiliyorsunuz. Ondan sonra derslere gitmesem olur mu diye sormuşsunuz. Ben ikinci öğretim okuduğum için ve benim derslerimle direksiyon derslerim çakıştığı için o şeyden pratik dersten bahsediyorum. İlk aşama var ve ikinci aşama var. Önce yazılı olarak size trafikle ilgili kurallardan, motor bilgisinden filan bahsettikleri belli bir eğitim süreci var. Onu görüyorsunuz. Daha sonra bir sınava giriyorsunuz. O sınavı geçerseniz de uygulamalı direksiyon derslerine başlıyorsunuz. Bu ilk aşamadaki derslere girmesem olur mu diye soruyor bazıları. Size bir kitap veriyorlar. O kitaba çalışmanız gerekiyor ve arkasından da bazı uygulamalar var. Uygulama da sormuşsunuz. İsim olarak bilmiyorum ama çıkmış sorular diye yazarsanız ve o uygulamalardan indirirseniz hepsi ortalama zaten aynı şeyler. Çünkü çıkmış soruları veriyorlar. Çıkmış soruları çözerseniz çok faydası olur sizler için. O yüzden derslere giderseniz tabii ki çok iyi olur ama katılamazsanız da çok büyük bir problem değil. Eğer bu dediğim diğer şeyleri yaparsanız ben dediğim şeyden dolayı derslerim çakıştığı için çok fazla katılamamıştım. Evet, kalan sorulara bakıyorum hemen. Sınavı geçince hemen parayı yatırmak zorunda mıyız? Bunu biraz önce cevaplamıştım. Hemen yatırmak zorunda değilsiniz. Sınavı geçtikten sonra yani direksiyon sınavını geçtikten sonra hemen yatırmak zorunda değilsiniz. Bekleyebilirsiniz. Onun çok bir acelesi yok. Parayı ayarladıktan sonra yatırırsınız. Bunu buraya yazmamışım ama şu an aklıma geldi. Sınavda işte direksiyon sınavında nelerden kalırsınız? Bazı çeşitli kurallar var. Örnek veriyorum sinyal vermeyi unutursanız, arabayı istop ettirirseniz, kırmızı ışıkta geçerseniz, bu tarz şeyler yaparsanız büyük ihtimal sizi direksiyon sınavında bırakıyorlar. Bunlara çok dikkat etmeniz gerekiyor. Ortalama 13 saat yanlış hatırlamıyorsam 13 saat bir ders alıyorsunuz. Bununla alakalı hemen şu alakalı soruma geçiyorum. Daha önce hiç araba kullanmadım, öğrenir miyim? Bunu da direkt kendimden örnek vereceğim size. Ben de daha önce sadece bir kere yıllar önce birazcık kullanmıştım. Onun dışında ben hiç araba kullanmadım. Nasıl kullanılacağı hakkında bir bilgim yok. Hiç arabalardan kesinlikle zaten anlamam. Motorundan, ondan hiçbir şeyden anlamam. Ama derslerin ilk başında gerçekten çok zorlandım. Aynalara bakmıyordum. Yani araba kullanıyorum ama nasıl kullandım yani hiçbir şekilde hatırlamıyorum. Başlarda gerçekten çok kötüydüm ve sinyal vermeyi her seferi unutuyordum. O sinyal verme olayını çok zor alıştım. Vites geçişlerinde çok zorlanıyorum. Debriyaja basmayı unutuyorum. Böyle saçma sapan o kadar böyle kötü hatalar yapıyorum ki anlatamam yani. Artık son derse doğru. Son böyle 3 ders kala filan biraz daha iyi olmaya başladım. Son dersinde artık hiç hata yapmadım. Zaten son derslerinizde direkt hoca size sınav mantığıyla biraz yaklaşıyor. Bu arada şunu ben bilmiyordum, siz de bilmiyorsanız söyleyeyim. Hep gittiğiniz size direksiyon hocanızın arabayı öğrettiği yer normal sınav güzergahınız oluyor. O güzergah üzerinde siz sürekli araba kullanıyorsunuz. O yüzden o kısma biraz alışıyorsunuz. O yollardan geçiyorsunuz. İşte o aynı yokuştan geçiyorsun. Aynı şey. Bu tarz şeyler. Bir de size direksiyon sınavındayken neler yapmanızı istiyorlar. İşte dediğim şeylere dikkat ediyorlar. Onun dışında L park yaptırıyorlar. İşte geri geri geliyorsun bilmem ne falan. Bu tarz bazı şeyler yapmanı istiyorlar. Park etme işte 4 tane duba arasına park etmeni istiyorlar falan ama bunları zaten direksiyon derslerindeyken hocalarının size nasıl yapacağınızı her şeyi öğretiyorlar. Bu konuda tek yapmanız gereken rahat olmanız ve tam sınav anındayken yanınızdaki hocayla özellikle kafanızı çevirerek asla konuşmayın.
Çok fazla onları çok önemli bir şey söylemediği sürece dinlememeye çalışın. Tamamen konsantrasyonunuzu yola ve yapacağınız şeylere verin. İçinizden sürekli sinyal vermeyi unutma, işte vitesi doğru zamanda attırmayı unutma gibi böyle sürekli kendinize telkin vermeyi de unutmayın. En önemlisi sakin kalmanız. Ne kadar sakin kalırsanız sizler için o kadar önemli. Daha fazla değineceğim bir konu yok ama dediğim gibi uzun uzun sormak istediğiniz şeyler varsa Instagram'dan yazabilirsiniz, yorumlarda yazabilirsiniz. Her türlü yazan herkese cevap vermeye çalışıyorum, veriyorum da. Bugünlük bu kadar. Diğer videolarımı da izlerseniz, kanalıma abone olursanız, beğenirseniz çok sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.